Sezgin, oğlum beyaz boncuk ver bakayım. Sezgin, beyaz dedim, yeşil demedim. Ya bu daha güzelim anne. Aa. Ya Gülten, neden çocuğa buyuracağına kendi işini kendin halletmiyorsun acaba? E buyurmayayım o zaman, sen buyur, gel de yardım et. Gülten, ben tasarım adamıyım. Ben stil adamıyım, ben tarz adamıyım. Yaparım, bırakırım. Böyle incik cincik şeylerle uğraşamam, kusura bakma. Allah Allah. Amcam geldi. Abi, senin hanımla konuştum. Arkadaş olabilir miyiz dedim. Aferin sana aslanım, işte budur. Ay, kız ne dedi peki? Ya Gülten, ne yapıyorsun ya? Şu saatten itibaren kızın ne dediğinin bir önemi var mı? Ne demek ne önemi var Ayri? Tabii ki önemi var. Kabul etti yenge, arkadaş olduk. Hem bu akşam sinemaya gidiyoruz. Yaşa be amca. Are you ready? Pati pati, pati cinyo, pati pati pati, devadi devadi. Aferin sana Levent, aferin. Ya abi çok teşekkür ederim. Vallahi senin sayende oldu ya. Estağfurullah. Ya yenge o kadar heyecanlıyım ki. Vallahi akşamı nasıl edeceğim bilmiyorum ya. Ay dur oğlum biraz sakin ol ya. Peki nasıl gideceksin? Normal yürüme. Yok, taksiye atla. Vakit kaybetme, daha çabuk olur. Onu demiyorum oğlum. Kızla buluşmaya nasıl gideceksin? Bu kıyafette mi? Ne var kılığımda ya abi, kötü mü? Çarşıdan yeni aldım, tertemiz. Bak kokla. Sen kızla buluşmaya bu kıyafetle mi gideceksin Levent? Hem de öyle bir kıza. Yani olmaz. Sana bir tarz yapmak lazım Levent. Tarz mı? Tarz. Tarz benim işim. Geç aynanın karşısına. Gel buraya, gel 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 gel. Gel bakayım buraya. Şöyle modern ve estetik bir yapı oluşturmamız gerekiyor tarz olaraktan. Cool. Ha? Buldum. Smart kasıl. Kasıldım. Ya ne smart kasılı Hayri? Çocuğu da yanlış yönlendiriyorsun. Smart casual. Smart ne ya? Casual mejul mu? Olmaz ki. Casual'la mejul'la işimiz yok. Yapacaksın çocuğu casual, sonra olacak rezil. O boş ver, böyle daha iyi. Evet, smart kasıl. Evet, en güzeli bu, en güzeli. Biraz saçmalama, saçmalama. Biraz elegan olmalı. Ne? Ne? Elegan mı olmalı? Sen ne yaptığının farkında mısın Gülten, Allah'ını seversen? Bu çocuk nasıl elegan olur ya? Şaklabana çevireceksin ya. Ya amca kaç. Ya ne yapacaksınız bana? Döner gibi oldum ya ortada. Ha, çok pis bak. Çok teşekkür ederim Kenan Bey, her şey için sağ olun. Rica ederim hocam, ne demek ya? Sana yapılan yamuk bize yapılmış demektir. Zehra Hanım'a da sevgilerimi, hürmetlerimi iletin lütfen. Bir mukabele efendim, ileteceğim tabii. İyi günler. İyi günler hocam. Hocam. Zehra Hanım. Hocam çok merak ettim sizi. Çantam. Buyurun. Hocam bu fotoğraf o kadar ama o kadar değerli ki benim için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hayri, ben de. Bana bırak. Ne yapacaksın Gülten? Gotik mi çalışacaksın? Şöyle biraz İtalyano olmalı. Ne? İtalyano mu? Bu adama İtalyan stil giydirmek İtalyanlara hakarettir ya Gülten. İtalyan ol bakalım. Si. Duydun mu? Si dedi. Yani sil dedi. Bence sportif rocker olmalı. Hoppa! Ya bence rapçi yaparım amcama. Çok yakışır. Hey adamım,
O ye. Önce sen ye, sonra ben yerim ha. Aa, ben bunları yemem ama Levent. Ben elegan istiyorum. Allah Allah, Allah Allah. Gülten, taktın elegana ya. Olmaz. Polis ya. Amerikan polislik mi yapalım? Oğlum ben Türk polisiyim ya. Yok yok. Sokaklardaki bir adam ama çalışan. Kültür düzeyi yüksek, bir şehirli adam stili oluşturacağız sende. Ne dersin? O da neymiş derim. Çünkü ben İtalyan istiyorum. Allah Allah, Allah Allah. Sanki İtalya'da yaşayacak. Taktı İtalyana, elegana. Hangisinden şey yapmalı? Evet, bu daha iyi. Kenan abi. Ne var lan? Sana bu haberi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama söylemek zorundayız. Ne oldu lan? Bu Levent senin hanımı sinemaya götürüyormuş. Ne? Vallahi. Abi ben bunu vurayım. Niye? Niye lan? Yalan mı söylüyor? Yok yani yalan söylemiyor da. Kötü haber veriyor o bakımdan da. Bana bak. Gidin çabuk. Hangi sinemaya? Ne zaman? Nerede gidecek? Hepsini öğrenin. Biz hepsini öğrendik abi. Hangi seansa gideceklerini, hatta hangi filme gideceklerini bile biliyoruz. Abi, korku filmine gideceklermiş. Ne? Vay şerefsiz çaka. Demek kızı korkutup kızdan istifade edecek ha? Bana bak, toparlanın. Sinemaya gidiyoruz. Abi ben gelmesem ya. Ben bu korku filmlerinden hiçbir halt anlamıyorum ya. Ben sana şimdiden korku filmlerine alıştırayım diyorum. Ne dersin? Sana ben buradan bir tane çıkayım diyorum. Oğlum, ne dersin? Bak. Kesin lan, kesin. Gidip sinemayı kapatacağız. Sinemayı mı kapatacağız? Evet. İşimizi şansa bırakamayız. Yürüyün. Benim sahibim var canım. Hadi başka kapıya. Allah Allah. Nerede kaldı bu Selin Hanım ya? Selin Hanım geliyor. Acaba beni fark edecek mi?
hoş çocuk. Bize böylesi düşmez ki. Levent'le sinemaya gideceğim. Nerede kaldı bu Levent ya? Ya Selin Hanım beni fark etmedi. Selin Hanım benim, ben Levent. Buradayım. Levent? Bu sen misin? Yani. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar Ziya Hocam. Merhabalar, hoş geldin, hoş geldin. Hayırdır? Eşyaları getirdim efendim. O güzel, güzel. Müsaadenizle ben bir odaya çıkıp yerleşeyim ya. Yani. Bir dakika, Semih. Ziya Hoca'ya yardım et de eşyaları beraber odasına yerleştirin. Ben mi? Herhalde sen, hadi. Yok efendim, zahmet etmeyin. Ben hallederim, sağ olun. Ne zahmeti canım? Hadi oğlum. Tabii tabii, Ekrem amca. Yardım edeyim tabii. Ya size de zahmet olacak. Estağfurullah Ziya Hocam. Ne koydun buna böyle eşek ölüsü gibi ya? Siz isterseniz bırakın ya. Ben şimdi çıkartır, gelirimi de alırım. Yok yok. Bir müsaade ederseniz ben çıkaracağım yukarı. Aferin, aferin. Of. Ben Ziya Hoca'ya nasıl yer açacağım ya? Semih? Bir de bavulunu taşıyoruz adamın ya. Ziya Hoca'nın bavulu mu bu? Evet. O nerede? Geliyor. Ya bütün evi bir bavula sığdırmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu eve gelip çöreklenecek bu ha. Ne yapmasını bekliyordun Semihciğim? Ziya Hoca artık bu evde yaşıyor. Tamam bu evde yaşıyor da hiç geri dönmeyecekmiş gibi yerleşiyor ya, baksana. Semih, sana söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ziya'nın asla bizim sahte evliliğimizi bildiğini öğrenmemesi gerekiyor, tamam mı? Çok büyük sorun çıkarır. Oh vallahi. Bütün fedakarlığı ben yapayım, herif gelsin burada yan gelip yatsın, değil mi? Vallahi haksızlık, yemin ediyorum sana haksızlık ya. Vallahi Semih, çok sağ ol ya. Bavulu taşıdım buraya kadar, teşekkürler yani. Rica ederim Ziya Hocam. Eğer taşınacak başka bir eşyanız varsa söylemeniz yeterli yani. Vallahi şu an yok be Semihciğim. Ama olursa emin ol, söylerim yani, sağ ol. Hadi hoşça kalın. Sağ ol. Ben nereye koyacağım kıyafetlerimizi Era? Ben de az önce ona bakıyordum hocam ya. Şurası olabilir, yer açıyorum. Zehra Hanım, siz bavul ticareti mi yapıyorsunuz? Hocam ne alakası var? Çantalar bir arada diye öyle çok görünüyorlar. Bir abartılacak bir durum yok. Bunların hepsini giyiyor musunuz ya? Yani. Vallahi kusura bakmayın ama çok müsrifsiniz. Hocam ne ilgisi var müsriflikle ya? Anlaşıldı, ben kendime yer bulamayacağım galiba burada. Hayır, açıyorum işte hocam, bir durun. Ya burası olmaz da, olmadı. Burası olur, burası var. Bak, siz açın da buluruz yer. Nasıl koyayım bavulu? Şuradan mı? Siz burada bekleyin, ben biletlerimizi alıp hemen geleyim. Ortalarda mı olsun Levent'ciğim? Yani çok ön olmasın. Siz nasıl isterseniz oradan olsun Selin'ciğim. Bana cim dedi. Ben de ona cim dedim. Cim cim cim. Oo Selin Hanım. Siz de mi buradasınız? Buyurun birlikte bir film seyredelim. Ha? Ben arkadaşımla geldim Kenan Bey. Teşekkür ederim. Öyle mi? İçeriye geçebiliriz Selin'ciğim. Ben de hemen geliyorum Selin Hanım. Kapatın lan sinemayı. Bu nasıl sinema ya? Niye kimse yok? Kenan abim sizin için kapattı. Ne münasebet? Görgüsüz adama bakın ya. Ne diyorsun lan sen? Sığır! Sığır!
Selin Hanım, siz bu hayvanın söylediğine bakmayın. Öyle sinema kapatmak falan, bu tip hırtlıklar bize uymaz. Biz gönül insanıyız ya. Nereye oturalım? Nereye isterseniz. Bütün sinema sizin. Ya Kenan Bey sana mı sordu, bana sordu? Niye aradan fırlıyorsun ki? İstediğin yere oturabilirsin canım. Ben var ya senin canını... Şöyle oturalım o zaman. Evet, orası çok uygun. Buyurun. Geç. Buyurun. Canım, geç. Buyur canım. Sağ ol canım. Gidersen tek bilir. Anne. Lan, dolu bir duruyorsun oğlum. Sen nasıl peki? Efendim iyi akşamlar. Kenan abim sizler için özel olarak hazırlattı. Tatlısından, tuzlusuna, çikolatasından, onun fıstık ezmesine hepsi mevcut. Ya zahmet oldu. Biz aslında pörtlemiş mısır almıştık ama... Ya madem o kadar zahmet ettiniz, alayım bari. Sağ olun. Abi, hallettim, verdim malı. Ulan hayvan, hayvan! Kıza verecektin lan, kıza! Abi alayım çocuktan, vereyim kıza. Ne var bunda ya? Abi ben bunu vurayım ha. Dur lan yerinize. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu caminin müezzini hicabi varmış, onu arıyorum. Ha bizim hicabi. Bak şurada. Ha bu. Ha bu mu hicabi? Hocam. Ne hicabi? Bir sorun var. Soracağım. Hocam, hı, savaşlar niye çıkıyor hocam? Savaş hicabi. Nasıl savaş yani? Savaş var, direniş var çünkü bir de. Mesela bizim dedelerimiz... Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı direnmişlerdir. Neden? İşte çoluk, çocuk, yetim, yardım ihtiyacı olanlara yardım etmişlerdir. Zulmedenlere karşı da direnmişlerdir. Mesela Peygamber Efendimiz de yaptığı savaşlarda hep zulmedenlere karşı direnmiştir. O yüzden savaş mı soruyorsun, direniş mi soruyorsun sen? Savaş hocam, savaşlar niye oluyor? Şimdi Cavi, savaşlar... Heh, dur bakayım. Hicabi abi, sen kalemi seven bir adamsın. Neden? Çünkü kağıtla kalemle işim var devamlı. Al, bu kalem senin. Ben mi hocam? Al evladım, sen de işte, sana veriyorum, al. Alayım mı? Al Hicabi, al. Bu kalem senin, değil mi? Ne güzel kalemmiş. Sağ olun hocam. Şimdi Hicabi, bu kalem senin olduğuna göre... Ver bakayım kalemi bana. Ya Hicabi, kalem senin demedim mi evladım? Al, kalem senin. Vermeyeceksin öyle hemen. Hocam ama ver dediniz. Ya ben ver desem de sen kalemi vermeyeceksin evladım. O kalem senin. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam hocam. Ver şimdi kalemi bana Hicabi. Yahu Hicabi. Ya evladım, niye veriyorsun? Kalem sende diyorum sana. Hocam, o kadar içten söylediniz ki ben de fikir değiştirdiniz zannettim. Değiştirmedim oğlum. Kalem sende. Kalem senin. Tamam mı? Tamam hocam, anladım. Tamam. Ver şu kalemi Hicabi. Ya of, hayır Hicabi, hayır. Olmuyor ya. Niye veriyorsun oğlum kalemi? Kalemi vermeyeceksin ki savaşların nasıl çıktığını anlatacağım sana. Hocam siz bağırınca ben yine fikir değiştirdiniz zannettim. Hicabi ben sana ne dersem diyeyim. Bağırsam da çağırsam da kalemi bana vermeyeceksin. Tamam benim hocam. Tamam. O zaman ben buna sahipleniyorum. Tamam. Bu Hicabi'nin kalemi. Bu benim kalemim artık abi. Ver bakayım kalemi Hicabi. Ay Allah'ım ya, harbiden Hicabi kafayı yiyeceğim. Hani vermeyecektin oğlum kalemi ya? Ya evladım, herkes senin gibi olsa vallahi dünyada savaş falan hiçbir şey çıkmaz yani. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Senden de razı olsun Hicabi. Sağ ol.
Ben bu hicabinin arsasını bedava alırım. Ula bu nasıl uşak? Hiç acele etmeyeyim. Hocam çok merak ettim. Bu savaşla ilgili anlattığınız şey de sizin o defterden mi? Yok. Bu Neyel'in bir filminden. O da kim diyor abi? Ben anlatırım sana sonra. Neyse, iyi geceler. Delikanlı, hicabi sen misin? Benim. Maşallah, maşallah. Siz kimsiniz? Sen beni tanımazsın. Cevher Yılmaz'ım ben. Tanımadım zaten. Beni niye aradınız, niye sordunuz? Yok, hiç öylesine bir tanışalım dedim. İyi yaptınız, iyi. Sağ olun. Sağ ol, sen de sağ ol. Bu kalem de benim, hicabinin kalemi artık. Hayırlı olsun. Hocam verdi, çok iyi bir insan. Öyle bilgili, zehir. Maşallah, vallahi. Maşallah, maşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Hocam siz de bana diyorsunuz ama çok ters kıyafetleriniz var. Teşekkürler. Bir hoca nerede giyer ki bunları? Çok pahalı kıyafetler. Bana diyorsunuz ama çok müsrifsiniz siz de. Ya Zehra Hanım zaten onları yani ucuzluktan almıştım. Hepsi öyle taklit yani, iyi taklitler öyle diyeyim. Gerçekten mi? Aynen. İyi taklit etmişler, ben gerçek zannettim. Şimdi pek giymiyorum zaten. Nerede giyeceğim ki? Yerim yok yani. İnsan asosyal olunca doğal tabii. Kim asosyal? Ben miyim? Evet. Ama normal olarak tabii hocam. Evden camiye, camiden eve. Aktivite olarak sık sık da pastaneye gidiyorsunuz. Artık kim varsa orada. Anlaşıldı. Siz yine mevzuyu Seval'e bağlayacaksınız herhalde. Ben Seval demedim. Siz de biliniz. Vallahi hiç tartışacak zamanım yok yani. Kusura bakmayın Zehra Hanım. Ben de seninle tartışamam Ziya Hoca. Kusura bakmayın. Yatıyorum ben. Ben de yatıyorum. Evet. Hadi. Aa. Hayırdır? Ne oluyor pardon? Ne hayırdır ya? Hep ben bir yerde yatacağım. Bir kere de siz yatın. Burası benim yatağım. Kalk yatağımdan. Ya kusura bakmayın ama yani öyle bir şey yok. O zaman buraya bir yatak daha alın. Ya hocam ne diyorsunuz? Sonra aynı yatakta yatmıyor derler. Desinler. Zaten aynı yatakta yatmıyoruz ki. Her şeyi mahvetmek mi istiyorsunuz? Zehra Hanım, o zaman dönüşümlü yatalım ya. Kusura bakmayın ama ben hep yerde yatamam yani. Belim kopuyor orada. Ya amma rahatınıza düşkünmüşsünüz ya. Çık yatağımdan. Aman alın, yatağınız sizin olsun. Çekin perdeyi de. Çektim, çektim. Nasıl? Rahat mısınız Zehra Hanım? Oh, çok rahatım hem de. Tatlı rüyalar Zehra Hanım. Size de hocam. Bu sert zeminle ancak kabus görürüm ben. Rüyamı ya göremem ki. Hocam, Allah rahatlık versin. Amin. Oh, çok rahatmış. Zehra, kusura bakma rahatsız ediyorum. Ya ben çok kötüyüm. Hale telefonlarımı açmıyor. Ne olur yardım et bana. Enişte neredesin sen şimdi? Kapıdayım. Hangi kapıda? Sizin kapıda aşağıda. Burada mı? Enişteciğim niye zil çalıp içeri girmiyorsun? Ya Zehra saçmalama gözünü seveyim ya. Deden sevmiyor, istemiyor beni. Nasıl gireyim ben içeri ya? Ne olur yardım et bana. Tamam enişte geliyorum ben.
Enişte. Canım, çok kötü görünüyorsun. Gel içeri otur, ben ablamı uyandırayım. Uyandırmana gerek yok Zehra, buradayım ben. Kırıcım. Ünsal, sen niye sabah sabah yine kapıya dayandın? Aşkım bitsin bu ayrılık ya. Ben dayanamıyorum artık ya. Ne olur bitsin bu saçma ayrılık. Lütfen gider misin? Bak dedem kalkarsa çok kötü olur sonra. Ya ne olacaksa olsun ya. Bıktım ben bu ayrılıktan ya. Bir daha buraya gelme ya. Gelmeyeceğim ben seninle. Git o kadınla kertenkelenin peşine düş sen. Abla lütfen, görmüyor musun eniştemin halini? Ay Zehra sen karışma. Ama ablacığım. Ya karışma dedim. Ne oluyor orada? Ne bu gürültü? Dedemin sesi. Ben söyledim. Hadi git gelmeden dedem, git Ünsal. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Ölsem de gitmiyorum. Seni almadan gitmiyorum. Enişte, dedemi ikna edecek bir kişi var. O da Ziya Hoca. Sen bekle burada, geliyorum. Hadi kayınçola. Zehra! Zehra! Ne oluyor? Dedeciğim hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben Ziya'yı uyandırayım. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben Ziya'yı uyandırayım. Allah Allah!